Merhabalar. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Teşekkürler. Hocam izleyicilerimize kısa bir açılış ifadesinde bulunmuş olacağım. Çok değerli Mavera TV izleyenleri, Bir Sağlık Vakti programına da tekrar hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Bütün Hastalıklar Bağırsakta Başlar başlığı altında. Yaşam boyu bağırsaklar, içimizde neler oluyor gibi bağırsak sistemimize dair soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Çok değerli konuğumuz Samsun'dan bir eczacı meslektaşım, uzman eczacı Hürcan Karaman. Merhabalar. Hürcan Karaman, hoş geldiniz. Eyvallah. Hürcan Hanım, profesyonel eczacılık mesleğini sürdürürken sadece mevcut modern eczacılığın bilgileriyle yetinmeyip yenilik ve değişim arayışı içerisinde olan bir eczacı. Kendisini aromaterapi, fitoterapi, bütüncül tıp, bütüncül eczacılık, holistik eczacılık kavramıyla ifade edilen alanlarda ciddi anlamda yetiştirmiş, geliştirmiş, çok güzel başarılar elde etmiş. Kendisi bugün konuğumuz. Eli konu probiyotikleri, probiyotiklerin yaşamımıza olan etkisini konuşacağız. Hürcan Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Bugün işlerim nedeniyle eczane dışındayım. Eczane dışından bağlandığım için de telefondan bağlanıyorum. Ara ara böyle arayanlar olacaklar. O yüzden bir kesintiler olabilir. Size Samsun'dan, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç şehrinden bir kere selam verdiğim için çok mutluyum. 1970 Samsun doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi burada tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Eczacı Fakültesini bitirdim. Ama dediğiniz gibi bilim aşkı hiç bitmediği için sonrasında Ankara Üniversitesi Eczacı Fakültesinde farmakognozi anabilim dalında fitoterapi yüksek lisansı yaptım. Okuma aşkı hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecek de. Artık yasal olarak emekli bir eczacıyım ama hala ben okuyorum, eğitimdeyim. Pandemi olmasaydı şu dönemlerde mezun bile olacaktık. Medipol Üniversitesi'nde homeopati öğrendim. Dondum, donmuş. Hocam ekran gitti ama sesiniz geliyor. Tamam, o zaman şey yok, sıkıntı yok. Ekranda gelecektir bir iki saniye sonra. Bugün telefonumun susmama günü. Şeyi de kapatamadık bir türlü. Tamam, gelecek. Ses geliyorsa sıkıntı yok. Ses geliyor hocam. Anlatımıza tamam. Devam edebiliriz. Aynen, devam edebiliriz. İşte şey, yani bilim aşkı hiç bitmiyor ve hep zaten öğrenmeye de başladıktır. Bunun hep arkası devam ediyor yani. Ben tekrar mı bir bağlanayım? Görüntüm yok çünkü. Öyle yapalım hocam. Çünkü görüntü... Tamam, hemen yok. hemen çıkış, geliyorum. Bir çıkış giriş yapın hocam, olur mu? Bir çıkış giriş. Tamam. Geldim herhalde. Tamam. Evet. Çok çok özür diliyorum. Yani bu arada da canlı yayını izleyenler lütfen bana telefondan bağlanmayın. Ne kadar telefonda da aranan bir insan olduğumu böylelikle tespit ettirtmiş oldum. İkiz çocuklarım var. Tabii ikiz çocuklarımı zorunlu olarak sezaryanla 39 hafta 3 gün sezaryanla dünyaya getirdim. Ama tabii şöyle de bir şey var. 2017'de Türkiye Bilimler Akademisi'nin TÜBA'nın Ankara'da yapmış olduğu mikrobiyota toplantısında da bahsedildi. Doğum stresini ne kadar yaşarsanız çocuklarınızın mikrobiyotası o kadar güçlü oluyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir denge var bizim vücudumuzda. Doğum stresi başladığı anda sizin amniyon sıvınıza doğru vücudunuzdaki mikrobiyota hareket ediyor. Ve o hareketle beraber çocuklarınız, çocuğunuz ya da çocuklarınız normal doğuma yakın bir mikrobiyotayla doğuyorlar. Ben kadın doğumcularım karı koca takip ettiler ve onlara hani sonsuz teşekkür ediyorum. Yani daha sağlıklı bir bakteri çeşitliliği bu sayede gerçekleşti.
Eğer sezaryenle bile doğum gerçekleşecekse mutlaka doğum stresinin başlamasını bekleyip ondan sonra doğuma gitmeleri çok faydalı olacak. Bir tıp fakültesi, bir eczacılık fakültesinde okuyan iki tane kız çocuğuna sahibim. Tıp fakültesinde okuyan çocuğumda anlaşılmaz bir karın ağrıları oluyordu. Yani aynı yemekleri yiyoruz, aynı şeyleri içiyoruz falan ama sonrasında onun böyle bir kıvranma hareketleri falan oluyordu. Bir türlü çözemiyorduk. Yani burada alopatik tıpla da bunu çözemiyorduk. Sonra bir gün eczacı odamızın 6. bölge Samsun Eczacı Odası'nın bir toplantısı Tarkan Karakan Hoca geldi ve İBS'yi ve ilk defa probiyotikleri anlattı. Önce kendime ve çocuğuma şifa olmak için ben oradan işte okumalara, elimden geldiğince eğitimlere gitmeye başladım. Kendi imkanlarımla Ankara'ya, İstanbul'a falan mikrobiyot eğitimlerine gittim. Ve sonrasında bu işin temelini kendi kafamda oluşturmaya başladım. Sonra aromaterapi eğitimimiz başladı Medikal Üniversitesi'nde. Ama ben bu arada aromaterapi gruplarında hep bütün hastalıklar bağırsakta başlar ve mutlaka mikrobiyotanın çok önemi var diye bahsediyordum. Oradan da Hülya Kayhan sağ olsun illa işte sınıf arkadaşlarına bir eğitim verdi de. İlk eğitimimi 2019'da şeyde verdim, Medipol'de verdim Şubat ayında. Sonra Güzde Zehra Hocam sağ olsun Haziran gibi kendi şeyini açtı, bilgi paylaşım evini açtı. Orada beraber çok güzel bir 4,5 saatlik bir sunum yaptık. Sonra da bu sunumların arkası kesilmemeye başladı. İşte Instagram olsun, işte pandemi döneminde YouTube kanallarından olsun. Böyle dilim döndüğünce kendi bilgimle mikrobiyotayı anlatmaya başladım. Eyvallah. Yani mesleğinizi icra ederken insanların sağlığına dokunmak, onların yüzünü güldürmek mesleki tatmin açısından ne kadar önemli değil mi hocam? Çok da önemli. Bir de çizgilerini ve sınırlarını bilen bir eczacım. Yani ben hani bir ishalde ya da çok basit bir olayda tabii ki direkt hani müdahale edebiliyorum ama sağ olsun Samsun'da bu işte de çok güzel ilgilenen doktor arkadaşlarımız var. Daha üst aşamaları hep bir doktor eşliğinde, diyetisyen eşliğinde falan hareket ediyoruz. Çünkü hepimiz birbirimizi tamamlayan birer saç ayağıyız diyorum meslekler. Hepimiz o üçlü saç ayaklarının bir parçasını bir ucundan tuttuğumuz zaman birazdan da göreceksiniz zaten görsellerde. Tedavi daha güzelleşiyor ve daha hızlanıyor, daha sorunsuz ilerliyor. Peki. Hüsran Hocam bana gönderdiğiniz görsellere baktım. İnşallah birazdan onlara göreceğiz. Onu sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak bu arada öncesinde bazı temel kavramları bir açmanızı isteyeceğim kısaca. Tabii ki. Mikrobiyota dediniz biraz önce. Nedir? Prebiyotik, probiyotik nedir? Bunları bir çerçevesini kısaca çizelim, öyle devam edelim. Tabii ki. Mikrobiyota bu hep söyleniyor. Vücudumuzun tamamını oluşturan canlılar topluluğu. Yani sadece biz bakterilerden oluşmuyoruz, virüslerden oluşuyoruz, sporlardan oluşuyoruz, mantarlardan oluşuyoruz. Ama bunların hepsinin bir denge içinde olması isteniyor. Yani ne bir bakterinin çok çok fazla olması isteniyor ne de kötü bir bakterinin çok az olması isteniyor. Çünkü hani hep söylenen bir şey var. Yani kandida mantar oluyorsunuz ama niye kandida oluyorsunuz? Eğer siz çok fazla bakır iyonunu alıyorsanız, çok fazla ağır metal yükü alıyorsanız vücudunuza, vücut da ister istemez bunları size zarar vermesin diyerekten kandidayı çoğaltarak kandidanın üstünde bakır elementini taşır hale getiriyor. Böylelikle size bakır toksik olmasın diye. Siz bir şeyler çoğaldığı zaman, arttığı zaman kendinize sormanız gereken en önemli şey. Ben ne yaptım da bu kötü bakterinin çoğalmasını sağladım? Ya da ne güzellik yaptım da iyi bakterilerim arttı ve ben daha sağlıklıyım diyerekten düşünmeliyiz. Mikrofloramız prebiyotikler, probiyotikler, postbiyotikler içermektedir. Prebiyotikler bizim ben hep şey anlatıyorum. Haca gidiyorsunuz ama haca yürüyerek gidiyorsunuz ve yanınıza yiyecek almadınız. Mümkün mü? Değil. Yani bunlar gittikleri zaman ya da işte hani şeyler bilir, eskiler bilirler. Yeni gelin evlendiği zaman şeyini alışsın diye, gittiği yer alışsın diyerekten Karadeniz'de çok yapılır. Gelin kurabiyesi yapılır. Gelin kurabiyesi bir ay boyunca bayatlamaz ve tazeliğini
koruyan, çok böyle yumurtalı yapılan bir kurabiyedir. Gittiğinde hani sandığına koyarlar onu. Hemen orada beslensin, gittiği yerde yemek yiyene kadar alışsın diyerekten. Prebiyotik bu şeyinizde kalsın, aklınızda kalsın. Sizin içinizdeki probiyotiklerin yedikleri yemeklerin ismi prebiyotiklerdir. Postbiyotikler ise bu probiyotiklerin yapmış olduğu ara ürünlerdir. Hatta günümüzde yavaş yavaş bu şeylere postbiyotikleri direkt verme düşünceleri de başladı. Yani kısa zincirli yağ asitlerini direkt vererek hani probiyotiklerin olası bir zararlarının olup olmayacağını. Burada kızıma söyledim, benim slaytlarımı kızım hazırlıyor, tıp fakültesinde okuyan eski İBS hastası olan kızım. 80'e 20 oranı eski literatürlerde kaldı. Artık Firmicutes ve Bacteroides bakterilerinin oranlarının yaklaşık %50 olduğu düşünüyor. Ama mikrobiyota bilgileri de o kadar hızlı Veysel Hocam değişiyor ki, yani 5 yıl önce okuduğunuz bir kaynakla 5 yıl sonrasında okuduğunuz kaynak arasında çok ciddi farklar oluyor. Yani ve siz de bilirsiniz, dünyada son 10 yılda en fazla araştırma yapılan konu bu. Hatta mikrobiyom projelerine pek çok ülke artık çok ciddi destekler veriyor. Kendi mikrobiyotalarını, şu an biz mesela kullandığımız çok ürün pek çok ülkeden geliyor. Bizim kendi DNA'mızı içermeyen ürünler. Bu yönde her ülke çok ciddi destekler veriyor ve yaklaşık 20 yıl sonra ya da 10 yıl sonra kişiye özel ilaçlar deniliyor ya, siz de duymuşsunuzdur. Kişiye özel ilaçların tamamı şeyden gerçekleşecek. Bu mikrobiyota üstünden gerçekleşecek. Analizleriniz alınacak ve sizin kendi bakterileriniz üretilip tekrardan size verilecek. Şu anda da mesela yapılan gayta nakillerinde kişiye en yakın mikrobiyota eşinin mikrobiyotasıdır. Ya da annesinin, babasının mikrobiyotasıdır. Bu tür gayta nakilleri, zorunlu gayta nakilleri eşten ya da anne baba ya da çocuktan yapılıyor. Çünkü yaşadığınız ortam, genetik yapınız bu bütün mikrobiyotanıza etki eden etmenlerden bir tanesi. Ben diğer slide'ı da alabilir miyim? İyi bir probiyotik nasıl olmalıdır? Burada tek tek şey yaptık. Bir kere konakçıya fayda vermelidir, zarar vermemelidir. Patojen ve toksik olmamalıdır. Yüksek oranda canlı mikroorganizma içermelidir ki bunun için de hani artık yavaş yavaş soğuk zincir probiyotikler daha bir öne çıkmakta. Çünkü evet, probiyotin ölmüşü de faydalı. Ölmüşü de sonuçta sizin vücudunuzdaki faydalı mikroorganizmaların beslenmesinde fayda ediyor. Ama biz daha canlı mikroorganizma olsun, canlı mikroorganizma konakçı desteklesin diye istiyoruz. Gastrointestinal kanalda canlı kalabilmeli, safra asitlerinden ve tuzlarından etkilenmemeli, metabolizme etme yeteneğini korumalı, stoklama ve kullanım süresinde canlı kalabilmeli, oral tüketiminde tadı ve kokusu kişiyi rahatsız etmemeli. Bu da çok önemli. Eğer tadı çok kötü olursa, bazıları öyle ama onda da hani yapacak bir şey yok diyoruz. Konakçıdan izole edilmeli, yani insan kaynaklı olmalı ve bu konuda da hatta mümkünse kendi genetik yapınıza uygun insan kaynaklı olmalı. Ben şeyin müjdesini de vereyim. Şu an Sağlık Bakanlığı'nda Türk bir firmamız, Ankara'da bir hocamızın eşliğinde yerli probiyotik ruhsatları alma aşamalarındalar. İnşallah bir buçuk sene içinde artık kendi DNA'mıza uygun probiyotiklerimize de kavuşacağız. Laktoz metabolizmasına ait semptomları ortadan kaldırabilmeli ki bu çok çok önemli. Hepimizin çok rahatsız olduğu bir konu biliyorsunuz. Süt ve süt ürünleri yedik içtikten sonra şişme ve gaz olması. Gastrointestinal enfeksiyonlara karşı doğal dirençci arttırmalı. Kolon kanseri gelişimini önlemeli. Sadece kolon kanserinde değil, karaciğer ve safra kanserlerinde de bakterilerin etkili olduğu kanıtlanmış durumda. Sindirimi kolaylaştırmalı. Evet, çünkü sindirimin en küçük parçalarına kadar indirgemeli. Antimikrobiyal madde üretebilmeli. Yani mikroplara karşı
onları parçalayabilecek gücü olmalı. Ben bunu şey de diyorum bazen, Adanalı'nın bir mahalleye yerleşip yanına kendi gibi Adanalıları yerleştirip o mahalledeki kötü insanları çıkartması gibi düşünün. Yani sizin iyi komşunuz ne kadar çoksa siz o mahallede daha rahat edersiniz. Daha güzel yerleşirsiniz. Daha bahçenize önem verirsiniz. LDL kolesterolü ve kan basıncını düşürecek kalp sağlığınızı korumaya yardımcı olmalı. Amerika'da 18 üniversitenin yapmış olduğu bir çalışma var. 18 üniversitede yapılmış ve gerçekten probiyotiklerin hiç kolesterol düşürücü ilaç kullanmadan kalp damar sağlığını güçlendirip kolesterolü de düşürdükleri kanıtlanmış. Akne'de, rozasede ve egzama gibi cilt hastalıklarında tedaviye yardımcı olmalı ve probiyotikler insan kökenli olmalı, kesinlikle hayvan kökenli olmamalı. Tekrardan öbür slaytı da alabilirsem. Yani burada biz iyi bir probiyotiği anlatırken aslında probiyotiklerin sanıldığı gibi basit kabızlıkta kullanılan ya da ishalde kullanılan preparatlar olmadığını, bütün otoimmün hastalıklarda, kardiyovasküler hastalıklarda, enfeksiyonlarda sayamayacağımız kadar geniş bir yelpazede çok ciddi faydalar sağladığını da görmüş oluyoruz. Kesinlikle. Şimdi 10 yıl önceki rehberlere baktığınız zaman 3 maddede kullanılırken şu an 17 maddede rehberler, dünyadaki bütün rehberler indikasyon belirtmişlerdir. Bir önceki slaytta bir tane resim var. Onu göstermek istiyorum. Bir önceki slayt ha. Bakın bu İzmir'deki Nazım Harzadin Hoca'nın bir şeyinden, eğitiminden aldım bunu. Biraz büyütebilirsek bu resmi ya da siz kendiniz büyütebilirseniz. Virüsleri görüyorsunuz. Burada el parmakları gibi olan organ virüslerimiz. Evet, evet süper. Bakın bağırsak yapısını görüyorsunuz burada. Hep böyle hani el parmağı gibi virüsler diyoruz ya, onlar o gri olarak görünenler. Bu kırmızı organel 2019 yılında tespit edilmiş. Daha çok yeni bir tespit. Onun bakın tuttuğu şey müsin tabaka. Dışarıdan birçok ses geliyor ama o sesi tamam. Şimdi o müsini şöyle yapıyor bu organ. Bizim nasıl el kremi sürmeye ihtiyacımız varsa bağırsakların da kalmaması, toksinlerden ve zehirlerden etkilenmemesi için kremsi bir tabakaya ihtiyacı var, müsin tabakaya ihtiyacı var. Bu organ yukarı doğru bakıyor, tamam mı? Bağırsak duvarından yukarı doğru bakıyor ve orada bakteri çeşitliliğine bakıyor. Eğer bakterileriniz ne kadar çeşitliyse size o kadar fazla el kremi gönderiyor. Ama bakteri çeşitliliğiniz azsa işte kuruma burada başlıyor. Bu organ size yeterince müsin tabaka göndermiyor ve cildiniz yani bağırsak yapınız kurumaya, çatlamaya ve daha fazla geçirgen hale geliyor. Yani muhteşem bir yayın. Bu yayınla hani dünyanın da nerelere gelmiş olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ben burada da şeyi mesela hani tek bakteri mi kullanmak, çeşitlilik mi kullanmak? Ben hep çeşitli bakteri kullanmaktan taraftardım. Yani bir kullanılan ürünün daha fazla bakteri içermesine, daha fazla çeşit içermesine önerdim. Bu 2019'daki çalışmada benim savımı kanıtlamış oldu. Bu açıdan da çok olumlu. Dış sesler nereden geliyor? Beysel Hocam, aşırı derecede dış ses geliyor. Ben bu sesimi yükseltmek durumunda kalıyorum. Süper. Slide'a da geçebiliriz bu arada. Bir saniye. Tamam. Süper kesildi. Tamamdır. Bir sonraki slayt alabiliriz. Kulaklık takınca olduğu gibi sesler bütün şeyde. Bu sefer ben kendi volümü yükseltmeye çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi güzeldi herhalde. Tamam.
Tamam, tamam, aynen. Bir sonraki slide lütfen. Evet. Hani bununla ilgili çok da kitap yazıldı. Bağırsaktaki beyin diyerekten. Beynimiz mi bağırsaklarımıza hükmediyor yoksa bağırsaklarımız beynimize hükmediyor? Bence beynimize bağırsaklarımız hükmediyor. Çünkü mutluluk hormonunuzun bile %80'i, serotoninizin bile %80'i bağırsağınızdan salgılanıyorsa bence yani bütün organlara bağırsaklarınız güzel bir orkestra şefi gibi şey yapıyor, müdahale ediyor. Bu slaytta da göreceğiniz gibi multisklerozdan, irritable bağırsak, karın ağrısı, anksiyete bozuklukları, depresyon, endişe, stres duyarlılığı, kronik yorgunluk ve otizm, özellikle otizmde bağırsaktaki yaşayan bakteri sayıları oldukça azalıyor. İyi bakteri sayısı oldukça azalıyor. Yani hayatın her yerinde nasıl bir denge var, nasıl omega 6 da lazım, omega 3 de lazım ama omega 6'nın daha az, omega 3'ün daha fazla alınmasını istiyoruz. Aynı şekilde biz de firmikuteslerin daha az, daha %50'lerde olup baktoridoteslerin de gene %50'lerde olmasını istiyoruz. Yani iyi ve kötü bir denge içinde olmasını istiyoruz. Asla kötülerin artmasına müsaade vermeyin. Dediğim gibi serotonin, mutluluk hormonlarınız, yani bu çağımızın hep kronik mutsuzluğunun bile en büyük sebebi kötü beslenme ve buna bağlı olarak da kötü bakterilerin maalesef bağırsaklara yerleşmesi ve onun bütün vücuda hükmetmesi diye düşünüyorum. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Evet. Nerede kullanıyoruz biz probiyotikleri? Eşim benim veteriner hekim ve burada çok sevdiğim arkadaşlarım Ankara'ya veteriner hekimler akademisi var. Oraya gidiyorlardı ve onlardan ben probiyotiklerin harcen, yani sadece dahilen değil, cilt üstüne uygulamayla da hiç kortizon kullanmadan çok güzel sonuçlar vereceğini öğrendik. Benim bir arkadaşımın arkadaşıydı. Bu arada ben daha önce de Veysel hocama da söyledim. Ben kişiye önerimi yaparım. Doktorundan onay aldıktan sonra sadece, yani doktoruyla beraber müdahale ederim. Asla ve asla kendi başıma müdahalede bulunmam. Çünkü bir kere 6 ay boyunca çocuklara probiyotik vermek doktor kontrolündedir. Bizim kontrolümüzde değildir. Doktor eğer öneri verirse biz probiyotik verebiliyoruz. Burada da gene bu Minna'nın hocasıyla görüştük. Profesör doktor bir çocuk hastalıkları uzmanı bir doktorumuz var. Onunla da görüştük, anlattık neyi neden yapmak istediğimizi. Anneye, bebeğe probiyotik başladık. Probiyotiği de, bebeğin kullandığı probiyotiği annenin sütüyle beraber macun haline getirip akşamları bebeğin bu pütürlü suratına sürdük. Bir sonraki resimde göreceksiniz, yani kendiniz büyütebiliyorsanız bu resmi de büyütebilirsiniz, yanakları ve gülümsemeyi göreceksiniz. Harika oldu ve inanın bu bebeğin annesi vejeteryandı. Anne vejeteryan olduğu halde ufaklığa devamlı kemik suyu yaptı, gıdaları fermente yapmayı öğrendi ve şu an 2 yaşına yaklaştı. Muhteşem bir şey oldu. Hem zeka gelişimi olarak hem cilt gelişimi olaraktan oldukça çok başarılı oldu. Hocam bu miniğin tanısı ne olarak belirlenmişti? Atopik dermatit diye geçiyor biliyorsunuz. Hep evet. Şey yapamadıkları için atopik dermatit diyorlar. Ama atopik dermatitin altında ya biz hep şeyi Vesel hocam şey yapıyoruz. Yani homeopatide de hep böyle niye hastayız? Yani ben hastalığı kabul edip örtmeyi sevmiyorum. Yani neden hasta oluyorsunuz? Ne yediniz, neyi yanlış yediniz? Bakın buradaki en büyük problem şuydu. Anne keşke daha öncesinde gelseydi bana. Çünkü yurt dışında 6. ay itibariyle hamileler probiyotik kullanıyorlar. Şimdi anne normal doğumla çocuk doğuruyor ve atopik dermatit oluyor. Ama anne ne kadar sağlıklı bakteriyel yapıya sahip? Yani anne de yeterli bakteri yapısına sahip değilse, güçlü bakterilere de sahip değilse maalesef gene şey olabiliyor. Burada da
Samsun'da gene bir cilt hastalıkları uzmanımız var. Kendisi aromaterapist ve homeopat. Onunla beraber takip ettiğimiz bir hasta. Yüzdeki bu akıntıları, kurumaları görüyorsunuz yanak bölgesinde. Birazdan kolunu da göreceksiniz bu hastanın. Biraz resimler karışık olmuş. Burada Ünye'de, şimdi bu başka bir erkek hastamız. Koldaki kurumayı görüyorsunuz. Yani eğer mikrobiyotanız burada azaldıysa, aynı şey, bakın o kadar güzel bir şey ki, eğer bağırsağınızda bakteri sayınız azalmışsa, çeşitliliğiniz azalmışsa, işte aynı bu şekildeki gibi içiniz de kuruyor. Hani az önce bahsettim ya, o küçük organ şeyine bakıyor, çeşitliliğinize bakıyor ve ona göre el kreminizi gönderiyor. Yani mukus dediğimiz şey bir nevi el krem. Burada da bakteri çeşitliliği azaldığı için bu şekilde bir kuruma yaşanıyor, kızarma yaşanıyor. Ama doğru aromaterapik ürünler, doğru beslenme, ki doğru beslenme olmadan kesinlikle hani yol alamıyorsunuz. Ve doğru probiyotikle karşınızdaki sonuç ortaya çıkabiliyor yani. Ünye'de bir arkadaşımın bir tanıdığı vardı. Gene çocuk doktorundan müsaade alarak pişikte, geçmeyen pişiklerde de flora bozukluğu olabiliyor. Bir günlük sonuçtur bu. Bir günde bu kadar toplayabildik biz çocuğu. Sonrasında zaten komple geçiyor. Haricen probiyotik uygulaması yapıyoruz. Hem dahilen hem haricen. Orada da tedavi o kadar hızlı iyileşme gerçekleşiyor ki hani çok güzel sonuçlarımız oluyor. Gene başka bir kol daha gelecek. Bir sonraki slide alalım. Bir tane daha var bundan. Hızlı geçtiniz. Bakın kollardaki renk değişimini, ondan sonracıma kızarıklıkları, ağır metal atılımını falan hep görüyorsunuz. Bunlar hem dahilen hem haricen probiyotik kullanımı sonrasında tedaviye o kadar katkı sağlıyor ki yani inanılmaz mucizevi sonuçlar alıyoruz. Yani bir buçuk yılda alacağımız sonuçları biz yaklaşık bir buçuk ay, iki ay gibi bir zamanlarda alıyoruz. Yani iki deri değişimi döneminde hızlandırıp alıyoruz. Tekrar slide alabiliriz. Evet, bu kolun gene ön tarafıydı, diğeri arka tarafıydı. Bir genç kızımıza, 17 yaşındaki bir genç kızımıza ait bunlar. Bunlar eğer şöyle de bir durum var, kortizon kullanıyorlarsa tabii hücre içinde kortizon yerleşmiş oluyor. Biraz işimiz zor oluyor ama kortizon kullanmadan yakalayabiliyorsak hastayı o kadar güzel yol alıyoruz ki şey yapıyor. Bu hastaların hepsinde beslenme alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Artık hamur işini bırakıyorlar, poğaça yemeği bırakıyorlar. Mesela süt veren annelerde de aynısını yapıyoruz. Yani eğer bebekte bir atopik dermatit varsa annenin beslenmesini değiştiriyoruz. Annenin daha lifli gıda tüketmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü lifler sizin bağırsağınızın en faydalı şeyleridir, besleyici ürünleridir. Bir de şey var, kadınların hep korkulu durumları var ya, kilo alma. Eğer bağırsağınızda kötü bakterileriniz, firmikutesleriniz arttıysa 100 gram karbonhidrat yiyorsunuz, 100 gram enerji almanız gerekirken 120 gram enerji alıyorsunuz. Yani aynı gıdayı yiyip bir başkası daha fazla kalori alabiliyor. Bunun tek nedeni Ackermann simonisiplalarınızın az olması ve bağırsağınızda yaşayan bu bakteri nedeniyle de kötü bakterileriniz artıp daha fazla size kalori vermesi. Yani şimdi şöyle, kötü bakterileri biraz istiyoruz. Neden? Karbonhidratları daha iyi parçalasın, daha fazla enerji versin. Ama fazlasını da istemiyoruz ki hani bize fazladan ekstra kilo yapmasın diyerekten. Ben bütün danışanlarda başta mesela mutlaka bir kemik suyu önerip sonrasında daha önce de prebiyotikler bölümünde bahsettiğim gibi yemeklerine 2 soğan yerine 4 soğan doğramalarını, daha fazla soğana ve sarımsağa yer vermelerini, eski alışkanlığımız olan turşulara ama lütfen ev yapımı sirkeyle kurulmuş turşulara, mutlaka beyaz unla yapılmamış taranalara, yani hazır ekmek mayasıyla değil de kendiniz evde tam buğday unuyla ya da işte kina unuyla
yapacağınız bir ekmekle bir tarhana kurutmasını öneriyoruz ki hani çocuklar için çok daha faydalı olsun. Yani dıştan şeylerdense öncelikle kendi içimizdeki, kendi doğamızda zaten var olan bakterilerimizi beslemek çok önemli. Ama çok sık antibiyotik aldıysanız, bakın antibiyotiklerde 14 günde 2 yıl içinde vücudunuz tekrar eski haline, bakteri yapınıza gelir. Ki burada da hiç tavuk yemeyeceksiniz. Dışarıda üretilmiş yani çiftlik tavuğu ve yumurtası yemeyeceğinizi düşünerek. Çünkü onlarda çok ciddi yüksek oranda antibiyotikler var. Yani onları yemediğinizi düşünürseniz tamam hadi neyse ne, ama yiyorsanız mutlaka bir probiyotikle yerine koymanız gerekecek. Bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Hocam biraz önceki resimlerde gördüğünüz resimlerde atopik dermatit, seborreik dermatit, egzema, sedef gibi. Sedef yoktu, hep egzamaydı ama sedefte evet. De aynı şekilde evet. Çalışabiliyoruz yani. Evet hocam, bu tür patolojilerle eczanelerimize gelen çok çocuk var. Yani 2 yaşında egzema tanısıyla kortizon kullanıyor. Anne ve çocuk da artık onun zararlarını hissetmeye başlamış, çaresiz. Ve bunun bir de ömür boyu çekeceği şey var kafasında. Tabii. Şimdi probiyotiklerle bu sorunları tabii ki hekim işbirliğiyle 2 ayda 3 ay gibi kısa sürelerde hayatından kaldırabiliyoruz. Aynen. Yani ne kadar erken başlarsak o kadar hızlı hareket edebiliyoruz. Ama 10 yıllık bir vakayı da 3 ayda çözemiyoruz. Onu da baştan söyleyelim yani. Hatta Ebru Hanım'la bir tane takip ettiğimiz hastamız var. Biraz fazla da kaçak yapıyor yemek konusunda. İnanın Ebru Hanım geçen dedi ki nokta noktanın tedavisi bitince Can Hanım kutlama yapalım diyerekten. Çünkü biz hani yemesinden, içmesinden, beslenmesinden her şeyinde takip etmeye çalışıyoruz onları. Tabii ki yani onlar iyi oldukça biz de iyi olmak istiyoruz. Yani onlara ne kadar iyi yaparlarsa biz de o kadar iyi oluruz diye düşünüyorum. Sözümüzü evet. Kestim. Estağfurullah. Bu şimdi çocuklarda başlayan bu atopik, alerjik, belki devamında otoimmün sürece giden bu tür rahatsızlıklar. En önemli bir nedeni bahsettiğiniz sezeryan doğum. Evet. Sonra çocukların özellikle ilk 3 ayda kullandıkları veya 0-3 yaş arasında belki o yoğun antibiyotik kullanımı. Anneden çocuğa transfer edilmesi gereken mikrobiyotanın yetersiz transfer edilmesi gibi pek çok neden çocuğu ömür boyu bu hastalıkların riskiyle yaşamaya mahkum bırakıyor. Aynen. Ve gittikçe de artıyor. Başta ciddi başlıyor ama sonrasında dediğiniz gibi astıma gidiyor, farklı otoimmün hastalıklara gidiyor. Yani nerede yakalar? Zaten cilt vücudun ilk sinyali, ilk ağlaması diyorum. Yani cildiniz aslında sizinle konuşuyor orada. Yani vücudunuz konuşuyor daha doğrusu. Diyor ki yolunda gitmeyen bir durum var. Bak beni kötü besliyorsun. Bana iyi bakmıyorsun. Bana fermente gıda vermiyorsun. Yani bugün bir toplantı için ben eczane dışına Samsun merkeze geldim. Bulvar Caddesi'nden geçiyorum. İnanır mısınız? Bütün çay ocaklarının önünde erkekler oturuyor ve hepsinin önünün elinde poğaça çay var. Yani niye biz tarhana çorbası içmeyi unuttuk? Neden? Yani hani çok zor bir şey değil tarhana çorbası içmek. Yani o poğaça çayı yemektense hani şey yapmak, çorba içmek, yani bir peynir zeytin yemek çok çok daha sağlıklı. Niye bunları biz bıraktık da meyve sularına yönlendik? Neden hani evde ya, biz çocuklarımızı şeyle büyüttük. Samsun'a yaşamanın da tabii bir avantajı. Meyve konsantreleri yapardık kışın tüketsinler diyerekten. Kendimiz evde meyve sularımızı çok az şekerli yapardık ki hani daha sağlıklı büyüsünler diyerekten, ama biz daha böyle ya geçen kedi, bir tane kedi bizi sahiplendi. Sağ olsun, sokak kedisi, eczanemizin kedisi oldu. İnanın ona hazır süt verdiğimiz zaman çanaktan şöyle küçücük bir kısım içiyor. Karnı aç ama ona rağmen az içiyor. Ama böyle taze pişmiş süt veriyoruz ya, o çanak komple bitiyor. Kedi bile diyorum bizden akıllı. Yani kedi bile hani onun vücuduna zarar vereceğini biliyor.
doğal sütün zarar vermeyeceğini biliyor. Ve doğal sütü böyle çanak çanak içerken öbürünü böyle ikiye alıyor. Hani biraz seviyor da süt aslında. Evet. Ama şey yapıyor yani. Kedi bile dedim bizden akıllı yani. Biz bu kadar akıllanamadık. Kedi muhtemelen içinin sesini dinliyor. Ay doğanın geçmişten gelen limbik sistemi dinliyor. Evet. Biz dinlemiyoruz evet. Yani. Evet. Hocam çocuklar demişken bu mikrobiyota bozukluğunun yol açtığı farklı yansımalar da var, birkaç tane çok zikredilen, eczaneye başvuran. Çocuklarda iştahsızlık, gelişim yetersizliği, bir de tam tersi aşırı kilo alma gibi. Tamam. Bunun da probiyotikler bağlamında neler söylersiniz? Şimdi bunda da ya. Mesela ben önce probiyotik tavsiyesinden önce prebiyotik öneriyorum. Mesela çocuğunuz sebze yemiyor diyelim, pırasa yemiyor, ıspanak yemiyor. Buna hani direkt bakteri vererek orada bir karmaşadan önce yani sağlıklı kendilerine direkt olarak, ama tabii ıspanak yemeyen bir çocuğa zorla yediremezsiniz. Yaklaşık bir geçen sene bir arkadaşla çalıştık. Prebiyotik verdik. Ondan 3 ay sonra falan probiyotik tavsiyesinde bulunduk. Prebiyotin 1,5 ayında yani onun kendi bakterilerini, iyi bakterilerini, çünkü kötü bakteri sebze istemiyor. Kötü bakteri size bana şeker gönder sinyali gönderiyor. Yani beyninizde direkt olaraktan hamur sinyali gönderiyor. Ondan sonracıma mutfağa diyor masayı hazırlıyorum diyor. Hürcan abla diyor şey koydum diyor. Ispanak koydum masaya diyor. Bir baktım ki benimki diyor kaşık kaşık ıspanağa başlamış diyor. Hayatta yediremezdim ben ona diyor. Ama 1,5 ay sonra bağırsağındaki iyi bakterilerini besleyerek beyni ıspanak sev sinyalini gönderebilirsiniz. Ama bunların hepsi hani verdim bir hafta sonra yemedi falan yok. Bunun bir zamanı var. Yani ya gideceksiniz gait analizi yaptıracaksınız. Bakteri çeşitliliğine bakıp ona göre ürün vereceksiniz. Ya da bir ayla iki ay arasında bir sabrederek o ürünün çalışması için müsaade vereceksiniz. Yani ben hep diyorum probiyotikten şimdi hatta soğuk zincir, Türkiye'nin hani sayılı soğuk zincirleri var. Yeni bir tane daha Abdi İbrahim çıkarttı soğuk zincir. Daha gelmedi ama gelmek üzere. Böylelikle ikiye çıkıyor soğuk zincir bakteriler. Samsun'daki 5 bayiden bir tanesiyim. Şimdi insanlar bana probiyotik tavsiyesi veririm diye geliyorlar. Ben önce onlara soğanlı omlet tavsiyesi veriyorum. Tarhana çorbası tavsiyesi veriyorum. İşte doğal turşu tavsiyesi veriyorum. Sonra diyorum çünkü bağırsağın bir terapiye ihtiyacı var. Özellikle otoimmün, sedef, egzama falan varsa bahsetmedik ama bağırsaklarda böyle bir açılma oluyor. Tijection dediğimiz bağlar arasında bir açılma oluyor. Onu tamir etmeden siz probiyotik verdiğiniz takdirde şöyle düşünün. Erozyon var, toprak akıyor ve siz oraya kısa kökleri olan sebze dikmeye çalışıyorsunuz. Orada hiçbir bitki yaşamaz. Önce o toprağı ıslah etmeniz lazım. Sonrasında bitki ekmeniz lazım. Bu da aynı sizin bağırsağınıza yapacağınız gibi. Kemik suları, işte fermente gıdalar, L-glutamin diyerekten bazı ürünler var. Onlar bağırsağın yapısını, hani kişiye göre, kişinin yapısına göre, maddiyatına göre falan çeşitli alternatiflerle önce bağırsak duvarı hazırlanıp ondan sonra probiyotik kullanırlarsa çok daha etkili olacak. Bir de mesela prebiyotiği özellikle ben şu beyaz yakalılar var ya, bu dışarıda çok yemek zorunda kalan, geç saatlere kadar iş toplantılarına katılmak zorunda olan, iş seyahatlerine giden insanlar. Yani ben de mesela dışarıda ıspanak yemek istemem. Çünkü hani nasıl temizlendi, nasıl yapıldığını bilmediğim için. Hani çok şey yapamam. Onlara mesela yanlarında prebiyotik götürün, mutlaka prebiyotik taşıyın diyorum. Çünkü günlük almaları gereken lifi ve sebzeyi o prebiyotikten alabiliyorlar. Onlara probiyotikten çok çok daha önce prebiyotik tavsiyesinde bulunuyorum. Hocam yeni doğanlarda gal sancısı sorunu. Bu reflüden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz gene bu bifidobakterilerin doğumdan sonra vücudumuza ilk yerleşen bifidobakteriler. Eğer sezaryenle doğduysanız maalesef bifidobakterileriniz yerleşmiyor. Sizin hastane ortamınızdaki kötü bakteriler yerleşiyor ve bunlar da yerleşemedikleri, hele bir de çocuk anne sütü alamadıysa, reflüyü tetikleyen bakterileriniz bağırsağınızda ve midenizde yerleşiyor. Lactobacillus ruteri ve
şeyin gene Ramnosus'lu bir ürün var. İçine aynı zamanda Simeticon da koydular. Bu da reflüde çok etkili oluyor. Tabii ben maalesef ürün ismi zikredemeyeceğim ama eczacılarınız hani artıyla olan bir ürün var. Gazda şey Lactobacillus Rhamnosus GG artı diye geçiyor. Ve Lactobacillus Ruteri'yi kullandıkları zaman reftide çok büyük rahatlama yaşıyorlar. Oradaki mide pH'sı düzeltiliyor bu bakteriler sayesinde. Ve gıdaların daha iyi sindirilmesi sağlanıyor. Biz tabii şeyden hani hızlı geçtiğimiz için daha önceki eğitimlerinizde de siz çok değerli hocalara yer verdiğiniz için ben probiyotiklerin enzimatik etkilerini falan hiç girmedim, bahsetmedim ama faydalı bakterileriniz sizin sindiremediğiniz gıdaların daha iyi sindirimine de yardımcı oluyor. Keza aynı şekilde mesela kişi uzun yıllar, ben bunu çok test ettim ve çok güzel çalışmalar da oldu. Yıllarca kan ilacı kullanıp kansızlığını bir türlü yükseltemiyor. Ama bu insanların beslenmesini biraz değiştirip doğru bakteriyi de eklediğiniz takdirde Lactobacillus plantarum, bakın demir emiliminde en etkili bakterilerden bir tanesidir. Bunu verdiğiniz zaman kişinin kan seviyesi o kadar güzel yükseliyor ki, yani yıllardır hani ulaşamadığı değerlerine ulaşıyor. Çünkü sizin az önce gösterdiğiniz o virüsler vardı ya, hani bağırsaktaki yosunumsu şeyler. Eğer onlar zarar gördüyse sizin hani demiri de çinkoyu da alma şansınız çok az. Yani evet ilaç da alabilirsiniz. Evet gıdayla bol bol et de tüketebilirsiniz. Ama sizin bağırsağınız o demiri hücre içine alamaz maalesef. Orada da işte dışarıdan sağlıklı bakterileri verdiğiniz takdirde bu emilim daha hızlandırılmış olur. Hocam isterseniz biraz da yetişkenlere doğru geçelim. Tabii ki. Şimdi yetişkenlerde şeyi de bahsedelim. Bir soru üzerinden isterseniz bilce tedavisinde probiyotik kullanılabilir mi diye bir sorusu var izleyicimizin. Soruyu alamadım. Sivilce tedavisinde probiyotik. Sivilce tedavisinde kullanılır ama öncelikle sivilcenin sebebi işte bak bu arkadaşa baktığımız zaman kesinlikle bu arkadaşın süt merakı, yoğurt merakı ve peynir merakı vardır. Özellikle süt grubunu çok tüketen kişilerde, kefir tüketen çok kişilerde çok yoğun bir akne görüyoruz. Bakın kefir çok faydalı ama standartize olmadıktan sonra kefir sizin vücudunuza zarar verebilir. Peynir faydalı ama dediğim gibi peynirin içinde o kadar fazla oyunlar dönüyor ki, yani çökelek tüketiyorsanız eğer bildiğiniz özellikle koyun ve keçi den elde edilmiş, yoğurttan elde edilmiş çökelekse çok faydalı. Ama ineklerde çok fazla antibiyotik kullanımı var, şeyde çok fazla antibiyotik kullanımı var. Yani şöyle söyleyeyim, akne eğer beslenmeyi düzeltemiyorsa benim en zorlandığım tedavi şekli, inanın bana şey getirin, sedef getirin, ben daha rahat yol alayım. Ama akne de çünkü gençlerin beslenme alışkanlıkları daha patates kızartması, daha böyle şey sevdikleri için yağlı. Yani hep bunu şöyle anlatıyorum. Vücudunuza yağ alırsanız, yani bir de sağlıksız yağ alırsanız, o yağ vücut bir yerden atmak zorunda. Değil mi hocam? Yani bir yerden çıkartmak zorunda. Cidden de çıkarttığı zaman komedonlarınız ister istemez yağla dolacak ve sivilce yaşayacaksınız yani. Evet, orada da kullanılan bakteriler var ama dediğim gibi önce beslenme. Yani her şeyin başı beslenmeden geçiyor. Önce sağlıklı cildi temizleyeceksiniz, sonra da güzel besleyeceksiniz. Hocam biz tabii burada tedavi önermiyoruz ancak dahili olarak da destek verilmesi gereken durumlar olabilir mi akne tedavisinde? Kesinlikle. Hormon dengelerinden dolayı. Tabii ama bu hormon işte yani bunu anlatıyoruz ya. Şimdi şöyle, yani bu hormonlar niye bozuldu? Yani ne yaptığınızda, hani hep de anlattık ya, bir denge bir denge bir denge, tamam mı? Ne yaptığında vücut senin inflamasyona gitti. Yani en basitten bir çörek otu yağı bile, bakın içten alacağı bir çörek otu yağı bile inflamasyonunu rahatlatacak ve şeyi rahatlatacaktır. Aknesini rahatlatacaktır yani. Gene Clarice H, özellikle genç kızlarda bu yoğun atarlanmalar ve stres yaşanıyor ya, Clarice H'li koklamalar yaptığınız takdirde, gene sivilce üstüne Clarice H'li ürünler yaptığınız takdirde.
Adaçay'ı kastediyorum. Adaçay, aynen. Adaçay, evet. Özür dilerim. Latince söyledim, çok özür dilerim. Adaçayını aldığınız zaman, tıbbi adaçayını daha doğrusu aldığınız zaman, çünkü adaçayının da tipleri var. Tıbbi adaçayını kokladığınızda da, çünkü bakın, her şeyde bir denge diyoruz ya, eğer siz sirkadyen ritminizi bozduysanız, gece dörtlere kadar oturuyorsanız, yeni gençlerdeki moda biliyorsunuz, sabah da gün ışığından faydalanmayıp geç saatte kalkıyorsanız, vücudunuz da gitmesi gereken yolda gidemiyor. Yani o da şaşırıyor. O yüzden tek bir şeyle değil, tek bir beslenmeyle değil. Hani oturacaksınız, düşüneceksiniz. Ben neyi yanlış yapıyorum? Nerede hata yapıyorum? Bunu göze alacaksınız yani. Evet. Hocam bu kabızlık sorununa da değinmeden geçemeyeceğim. O müthiş çocuk bir şey. Yaygın. Bir hafta, şimdi... iki hafta çıkamayan insanlar var. Ve bunu yıllarca, belki 10 yıldır. Ve çok tehlikeli. Bakın, kabız olmamak için mücadele vermeniz yani, lazım. Neden evet, kabız yani, olmamalıyız? Kabızlık, evet hocam. Kabızlığı nasıl bir sağlık tehdidi olduğunu herhalde anlatmamız gerekiyor. Evet, geri emilim oluyor. Şimdi bakın, biz şey gibi düşünün. Sobanın yaktığınız külleri var. O külleri boşaltmadığınız takdirde ne yapacaksınız? Üstüne tekrar yaktığınız zaman hem iyi bir ateşleme sistemi olmayacak çünkü oksijen almadığı için, hem de küllerle karışacağı için alev güzel olmayacak. Bizim vücudumuzdan bu toksinleri uzaklaştırmamız lazım. Yani biz kül üretiyoruz, yani toksin üretiyoruz. Vücudumuzda bir ateşleme sistemi var, bir yanma sistemi var yani. Ve bunun istinaden de kül oluşuyor. Bu külü bizim vücudumuzdan atmamız lazım. Özellikle Hashimoto'larda hem bağırsak geçirgen hem kabız, ne oluyor? Vücutta atılması gereken o bütün toksinler geri emiliyor ve ilk başta saldırdığı organ tiroid bezi oluyor. Bu nedenle de bu kişi Hashimoto oluyor. Yani bu kabızlığı ne olursa olsun çözmeniz lazım. Benim bir tarifim var. Bu tarifi her yerde de söylüyorum. Bunu 6 aydan büyük çocuklara da uygulayabilirsiniz. Doğal kuruma kayısı. Yani gün kurusu falan da çünkü gerek yok. Doğal kuruma, hani böyle şekilsiz şükürsüz bir kurumuş kayısılarımız var ya. Evet. Onu cezvenin altına iyice yıkadıktan sonra koyuyorsunuz. Üstüne iki parmak su geçecek şekilde kaynatıyorsunuz onu. Böyle iyice çatalla ezilir hale geldiğinde... sabahları bir tatlı kaşığı bir bardak ılık suda açıyorsunuz, bir tatlı kaşığı öbür bardakta açıyorsunuz. Toplamda iki bardak aç karnınıza bunu içiyorsunuz. İnanın bir hafta içinde bağırsaklarınızın bir kere yumuşadığını göreceksiniz. İki, biz belli bir yaştan sonra su içmeyi unutuyoruz. Vücudumuz 20 kiloya 1 litre su ister. Bunu hiçbir zaman unutmayın. 80 kiloysanız 4 litre su içmek zorundasınız. 60 kiloysanız 3 litre su içmek zorundasınız. Eğer bu suyu içmiyorsanız ister istemez nasıl çiçek kuruyorsa gene aynı şekilde sizin bağırsağınız da kuruyor. Şimdi bizim bakteri çeşitliliğimiz 2 yaşımıza kadar oturur. Biz 2 yaşına kadar 50 yaşımıza kadar olan bakteri çeşitliliğine ulaşırız. Sonrasında yani %20 kadar bir değişiklik olur bizim bakteri çeşitliğimizde. Ha, bunu hiç antibiyotik kullanmadığını falan şey yapıyorum, düşünerekten söylüyorum. Ama 50 yaşından sonra, hani hep söyledik ya, yaşam bağırsakta başlar ama ölüm de bağırsakta başlar. İşte 50 yaşından sonra o bakteri çeşitliliğiniz azalıyor. Nasıl siz çocuklarınıza vitamin desteği veriyorsanız 2 yaşına kadar, 50 yaşından sonra da kendinize probiyotik desteği vermek zorundasınız. Daha çok lif tüketmek zorundasınız ama ne yaparsanız yapın dışarıdan mutlaka bakteri almak zorundasınız. Bu konuda da birkaç tane firma var, gerçekten çok başarılı. Eczacılarınıza danıştığında bunları söyleyeceklerdir size. Bir de şey var, ben bak probiyotikleri de birden yüksek dozda vermeye karşıyım. Vücudu alıştırarak gitmek taraftarıyım. Mesela iki tane öneriyorsa bile önce ilk 10 gün birer taneyle başlayın. Sonrasındaki 10 günde iki taneye çıkın ya da üç taneye çıkın. Mutlaka düşük dozlarla başlayın. Çünkü die-off denen bir şey var. Orada kötü bakteriler ölürken ortama böyle bir toz bulutları çıkartıyorlar. Bir gaz ortamları çıkartıyorlar. Bir de siz iyi bakterinin yapacağı bir fermentasyon ve onun şeyini vereceksiniz. O yüzden hani bunu dengede gitmek adına yavaş yavaş gidin.
Bir de ilk o bir ay içinde biraz bir sabretmeleri gerekiyor kişilerin. Hani o gaz daha fazla artabilir, biraz böyle daha bir yorgunluk olabilir. Çünkü vücut o toksinleri atmak için uğraşacağı için bir halsizlik, bir yorgunluk yapabilir. Ama o bir ay içinde çözülüyor, hiç merak etmeyin. Bunu da söylemiş olayım. Hani işte ben probiyotik kullanmaya başladığımda 15 günde işte şöyle bir yan etki gördüm ve daha halsizleştim falan. Hani bu genel sağlık sistemi için önerdiğimiz probiyotiklerde. Hafta sonu bir seyahatteydim. Mesela boğazım ağrıdı. Tabii ben 20 Ekim'de, ama 20 diyorum 18 Ekim'de Karadeniz'de denize girdim. Ve ona mukabilinde de tabii biraz üşüttük ister istemez. Hemen Streptococcus salivarius K12 2 gecedir kullanıyorum. Ve şu an ses sistemimi görüyorsunuz. Yani oldukça da toparladı. Bir de şöyle bir durum var, gene bahsetmedik ondan, hani size daha önce bahsedildiği için ben sizin daha önceki canlı yayınlarınızı da izledim, hani daha aynı şeyleri tekrarlamak istemediğim için hocam. Ama ben şurada tutulan hocam, bir bakteriyi, tamam mı, şurada bulamayabilirsiniz. Yani bazen mesela Lactobacillus rhamnosus vücudunuzun %60 bölgesinde vardır, kabul, ama burada bulunan bir bakteri burada yoktur, bunu da kabul edin. Yani bazı bakteriler spesifiktir. Yani bazı ürünler spesifiktir, bazı ürünler kabızlıkta çok çok etkilidir, bazı ürünler daha çok nazal sistemde çok etkilidirler, tamam mı? Her bakteriyi, her ürünü de her şey için kullanamayız. Yani ortaya karışık olan ürünler var, evet, ama bazı ürünlerde sadece bazı semptomlarda kullanılır. Pardon. Evet. Hocam ben sizi izleyicilerimize anlatıyorsunuz. Tekrar olmaz söyledikleriniz. Tamam ben hani yok şey şimdi daha önce çok değerli hocalarla da yapmışsınız. Hani aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Daha böyle daha yeni, doğru, daha bilmedikleri şey. Kayısı marmelatını 6 aydan büyük her çocuğa yapabilirsiniz ve gerçekten çok faydası oluyor. Şimdi şey var, annelerde işte pırasa yeniyor diyor. Ama bakın biz Karadeniz'de pırasalı ekmek yaparız. Mısır unu ve pırasayla beraber şöyle, ben hatta pankek tarzında yapıyorum. Fit Mühendisyen'in çok güzel tarifleri var. Bu arada Samsun'u bir mühendisyen Instagram adresini de vermiş olayım. Fit Mühendisyen'in gerçekten muhteşem tarifleri var. Ve o tariflerdeki pırasalı ekmeği, pırasalı köfteyi inanın her çocuk yer. Yani her çocuğa lif bir şekilde yedirebilirsiniz ve yedirmeniz de lazım ki faydalı bakterilerini besleyin diyerekten. Buyurun. Hocam biraz bahsettiniz ama hamilelik döneminde ve emzirme döneminde annelerin probiyotik kullanması hakkında biraz açar mısınız? Kesinlikle annenin mesela ilk 6 ayda çocuğun probiyotik kullanmasındansa annenin probiyotik kullanarak gene bifidobakterileri çocuğuna iletmesi lazım. O kadar güçlü olacaklar ki o çocuklar, yani o kadar sağlıklı olacaklar ki. Maalesef Türkiye'de hamilelere yönelik probiyotik yok diyordum, var. Bir tane geçen de Inositol de içeren, hamilelerde değil de doğum öncesinde özellikle bebek tedavisinde yeni ürünlerin içine probiyotik de kullanmaya başlamışlar. Ama direkt olarak hamilelere yönelik ürün yok. Ben Avrupa şeyini de çok inceliyorum. Çok diyorum ya, probiyotiklere çok meraklıyım. Boşu boşuna Ayşe Betül Çınar'ın, eczacı Ayşe Betül Çınar'ın kulakları çınlasın, probiyotik kraliçesi boşuna demedi yani. Neredeyse bütün Avrupa preparatlarına da hakimim. Onları da inceledim. Orada özellikle sezaryen riski olan annelere daha yoğun veriyorlar. Ama sezaryen riski yok, hamile kalmadan önce antibiyotik kullanımı falan da varsa diyerekten annelere 7. ay itibariyle düzenli probiyotik kullanmaya başlıyorlar. Mutlaka ben de hani kadın doğumcular vasıtasıyla, Samsun'da bu arada iki kadın doğumcuyla da daha önce bilgi alışverişi yapıyoruz. Biraz böyle onlara hani bazı şeyleri falan konuşuyoruz, ediyoruz, bir protokol oluşturuyoruz. Sanırım 1-2 ay içinde onlar da başlayacaklar, çünkü kafalarına oturmaya başladı. 7. ay itibariyle annelerde de probiyotik kullanmaya başlayacağız. Çünkü bu sizin, yani şöyle söyleyeyim, ben 5 yıldır bu probiyotik işine girdim gireli. Daha öncesinde burnum deviasyonludur, çok çabuk hasta olurdum. Ben 5 yıldır hasta olsam da hiç antibiyotik kullanmadım.
hep sadece ve sadece hasta mıyım? Almış olduğum probiyotiği biraz şeyini arttırdım, miktarını arttırdım, çeşitliliğini arttırdım. Ve o şekilde iyileştim yani. Hiçbir zaman şey yapmadım. Mesela COVID öncesinde, COVID daha Türkiye'ye girerken ben iki tane bakteri ismi söyledim. Mutlaka dedim bunları kullanın ve kendi teknisyenlerime de onları verdim ve bütün bu dönem boyunca da kullandırttım. Biz de hiçbirimiz şükür hastalanmadık. İnanın Temmuz'da COVID'de etkili iki tane bakteri yayınlandı. Lactobacillus plantarum, Streptococcus salivarius K12. Bunların ikisi gerçekten çok başarılı bulundu ve bu konuda da çok ciddi yayınlar çıktı. Herkes döndü bana sen nereden bildin dedi. Dedim ki yani aklın yolu bir. Yani burada çalışan bir bakteri sonuçta virüsün oraya bağlanmasını engelleyecektir diye düşündüm. Ve baştan beri bunu söyledim. Eğer hani mekanizmalarını bilirlerse, burada tek tek tabii bunları anlatamıyorum. Ama mekanizmayı bilirlerse, bir bakterinin nerede nasıl çalıştığını bilirlerse, hangi hastalıkta, nerede kullanacaklarını çok daha net karar verebilirler yani. O yüzden hamileler, doğum yaptıktan sonra da yani taze anneler 6 aylarına kadar mutlaka probiyotik kullansınlar, mutlaka. Evet, çok güzel. Hüseyin Hocam, bir anne şöyle bir durum ifade ediyor. Çocuğumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Yaş doktor, kaç? Yaş belirtmemiş. Doktor ağır olduğunu düşündüğüm ilaçlar verdi. Şimdi ilaçları bırakamayız. Yani doktorumuzla konuşup bir kere 6 yaşından sonra maalesef floranız, bakteri çeşitliliğiniz oturuyor ve oradan geri dönüşler çok ciddi rejimlerle oluyor. Biz burada bir tane çocuk nöroloji uzmanı bir doktor arkadaşımızla beraber benim uzaktan bir akrabama çalışma yaptık. Önce çok riskliden az riskliye geldik. 1,5 senenin sonunda da takipsizlik kararı aldık. Yani otizmden, yani atipik otizmden çıktık. Ama ben o protokolü oluşturana kadar tam 1,5 ay Veysel Bey, inanın çocuklarım beni arıyordu, İstanbul'dalar. Anne ne yapıyorsun? Kitap okuyorum diyordum. Öpüp kapatıyordum o protokolü çünkü yani 1,5 ay gibi bir zamanda yazdım. Sonra gittim hocama anlattım. Hocam bunları yapmamız lazım diyerekten. Bakın kendi akrabam. Asla ve asla ben doktor onayı olmadan iş yapmadım, yapmam da. Sonra hani ne yapacağımızı, hangi uçucuğa vereceğimizi, beslenmeyi nasıl yapacağımızı falan hepsini tek tek anlattık. Ve o kadar güzel sonuç aldık, o kadar güzel sonuç aldık ki anlatamam yani. 6 yaşına kadar, geçen Yeşim Temel Hocanların da Otizm Derneği ile ilgili bir çalışmaları vardı. 6 yaşından sonra işiniz çok çok zor, çok çok zor. Ama 6 yaşına kadarsa bütün paket gıdaları hayatından silin atın, peyniri hayatından silin atın. Diyeceksiniz ki ya nasıl peynir çok faydalı. Evet peynir bize faydalı ama sizin çocuğunuzda kazein morfine dönüşüyor. Ve onun için böyle uyuşmuş gibi bir hale geliyor. Kesinlikle kazeinden ve glutenden uzak durmaları, komple uzak durmaları gerekiyor. Yani ay işte komşuya gittik de kurabiyeyi çok istedi de bir tane kurabiye aldı değil, o bomba etkisi yapıyor çünkü çocukta. Mutlaka ve mutlaka çok düzgün beslenme. Natasha Campbell'ın bu konuda çok güzel GEBS kitabı var. Ben anne babalara kitap da veriyorum. Yani önce okuyun çünkü 24 saat ben sizinle yaşayamam diyorum. Yani ne doktorunuz ne diyetisyeniz ne biz sizinle 24 saat yaşayamayız. Sizin bunun mantığını anlamanız gerek diyorum. Gene eczacı Elif Kaya'nın Dost Bakteriler kitabı muhteşem. Yani bu kitapları alıp öncelikle kendilerinin okuması lazım. Yani neyi neden vermediklerini bilmeleri lazım. Yani anneye kestirtiyoruz peyniri, baba diyor ki yok nasıl olur, yoğurt faydalı işte mutlaka faydalı. Evet faydalı ama bu çocuğa faydalı değil. Bu çocuğun mekanizması bizim gibi çalışmıyor. Natasha Campbell'ın kitabında bir şey var, çok önemli bir pasaj var. Orada biliyorsunuz hemişler kesinlikle şey yaşamazlar, modern hayatı yaşamazlar ve kesinlikle alkol tüketmezler. Ama hemişin bir tanesi alkolik şey gösteriyor. Hareketler yapıyor yani hani sanki alkol almış gibi bakıyorlar, inceliyorlar, hastaneye yatırıyorlar, inanmıyor kimse çevresi ve gerçekten alkol almıyor.
Bir daha bağırsak florasına bakılıyor. Elma ve meyve yedikten sonra onun bağırsağında elmadan alkol üreten bir bakteri var. Ve vücuduna alkol veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle de şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hani o tabii o kişiye özel, onda olan bir olay. Herkes olacak diye bir şey yok, bir durum yok. Ama mikrobiyota hocam, yeri gelmişken, gerçekten... Yeri gelmişken hocam, kefirde de böyle bir durumun olduğunu okumuştum. Alkol üreten bir özelliğin olduğunu. Kesinlikle. Onun için kefir... Bakın şöyle, kefiri yani mesela ben akne tedavisine yaptığımız, gene bir cilt hastalıkları uzmanıyla yaptığımız bir 35 yaşındaki bir bayan arkadaşta bir türlü çözemedik. Beslenmeye son yatırdık. Yani dedik ki yazacaksın dedik ya. Her şeyi tek tek yazacaksın. Neye atlıyoruz biz bunu? Kefir kullanıyordu. Ara ara kefir kullanıyordu ve bunu bize söylememiş. Ve bir türlü akneleri çözemedik. İnanın kefiri kestik. 2 ay sonra akneleri çözdük. Standart olmayan her ürün, bakın kefir sağlıksızdır demiyorum. İlya Hechkinov bu konuda Nobel ödülü almış bir insandır. Kafkasların kefir kullanımını gördükten sonra, ama sizi kullandığınız süt hangi saflıkta ve sizin kullandığınız kefirdeki bakteri hangi saflıkta? Yani onlar saf olmadıktan sonra ben standart olmayan ürünlere çok sıcak bakamıyorum. Ve tedavilerde de onları bir müddet kestiriyoruz yani. Kesmeleri lazım, ama standart bir kefirse eğer onu kullanabilirsiniz. Türkiye'de yok. Yurt dışında kefir preparatları var. Yani direkt prebiyotik gibi kefir standartize kefir preparatları var. Onları hani temin edip kullanabilirler illa da kullanmak istiyorlarsa. Yani Türkiye'deki kefirler tamamen ticari üretilen, standartize edilmemiş, herhangi bir preparatı elde edilmemiş şekilde bir furya olarak geldi. Ev kefirleri. Bir de şöyle bir durum var. Bakın yeri gelmişken onu da konuşalım. Şimdi şu yoğurt mayalanan şeyler var. Bakteri, tozlar var. Siz de biliyorsunuz. Evet. Eczanelerde ve marketlerde satılıyor. Bakın yoğurt bakterileri çok faydalı bakterilerdir. Ama ve lakin mide asidini geçip sizin istediğiniz kolona ulaşamaz. Çünkü güçsüz bakterilerdir. Evet. Onlarda da laktobasilüs, rhamnosus'ta işte peynir bakterileri falan vardır. Ama ve lakin onlar o kadar güçsüzdür ki sizi istediğiniz nedir? Bizim kolona gitmesi, bağırsağa gitmesi. Ama kolona gitmiyor. Ha, faydasını nerede gösteriyor? Mide pH'sını ayarlamakta gösteriyor. Az önce de bahsettik, postbiyotik dediğimiz şey var. Parçalandıktan sonra da gene bakterilerinizi besliyor, hücrenizi besliyor. O açıdan avantaj. Ama ve lakin bir sedef tedavisinde, bir egzama tedavisinde o yoğurt bakterileri sizin hiçbir işinize yaramaz. Onu baştan söyleyeyim. Daha stan sayısını artmasına devam edecek. Evet. Hocam bir izleyicimiz tırnak mantarını konu edilmiş. Tırnak mantarı yani, sorunlu. Yani probiyotiklerle bir alakası yok. Yok. Bu aromaterapi daha çok. Tırnak mantarının gene sebebi ne? Gene bakın aslında bir noktada şey, kandidanızı arttırmışsınız siz. Yani mide pH'nızı bozmuşsunuz. Anlatabildim mi? Mesela mide ilaçları da bizim için çok riskli. Devamlı mide ilacı alıyorsanız midenizi bazda tutuyorsunuz. Asitte tutmuyorsunuzdur. Bu sefer de inanın kötü bakterileriniz o mide pH'sında, çünkü mide pH'sının asit olmasına ihtiyacımız var. Bir şekilde işte kudret narı içerek, çörek otu yağı içerek, midenizi tedavi ederek, doğru çiğnemeyi öğrenerek. Çünkü benim mide şikayeti yaşayan genelde hastalara soru şey. Herhalde bir gittim, tekrar geliyorum. Tamam. Arka dişleriniz, azı dişleriniz sağlam mı diye sorarım. Çünkü çiğnemeniz gerçekleşmediyse eğer, geldim mi? Burada mıyım? Ben ekranda evet. Görüyorum ha. Tamam hocam, tamam. Sorun yok. Eğer doğru beslen, doğru çiğnemeyi yapmazsanız şey olmaz. Sindiriminiz hani mideye yük bindirirsiniz ve bu sefer de tabii ki ister istemez mide daha fazla pH'yi arttırıp sizi rahatsız edebilir. Ya her şey bir denge diyoruz ya, mesela şeyde de ağzınızda Hindistan cevizi yağı ile yapılmış bir çalışma var, ama bunu mesela polifenolü çok yüksek bir zeytinyağıyla da yapabilirsiniz.
Ağzınızda bu yağı biraz bekleterek yuttuğunuz zaman, Hindistan cevizi ile yapılan çalışma aynen şu şekilde, beynin miyelin tabakasını arttıracak olan bakterinin sayısını arttırıyorsunuz. Bakın düşünün, ağzınızda bir bakteri var, o bir şey üretim yapıyor ve o üretim gidiyor beyninizdeki miyelin tabakanın tekrardan kalınlaşmasını, tekrardan tamir olmasını sağlıyor ve Alzheimer'dan hastalara geri dönüş yaşanmış. Yani Alzheimer'ın başlangıcındaki hastalar geri dönmüşler. O yüzden hani biz hep unuttuğumuz eski yaşları hatırlar mısınız bilmiyorum. Sade yağ içerlerdi kahvaltıda. Hani özellikle İç Anadolu bölgesinde bu çok yapılırdı. Ya da yağla beraber şey pekmez tüketilirdi. Hani içi ısınsın diyerekten. Ne kadar doğru bir şey yapıyorlarmış. Yani inanın şimdi fark ediliyor. Yani tekrardan yani tahinlere tahin mesela ağır metali o kadar güzel tutuyor ki. Yani eğer ağır metaliniz varsa vücudunuz zaten size kötü bakteriyi oturtacak. Anlatabildim mi? Yani niye kötü bakteri durup dururken artmıyor? Yani mutlaka bir şey var. Ondan dolayı kötü bakteriniz artıyor. Biz eski beslenme alışkanlıklarımıza döndüğümüz takdirde makarnadan, undan, beyaz undan uzak durduğumuz takdirde, peynir yerine çökelek tüketmeyi arttırdığımız takdirde, yoğurt kesiği tüketmeyi arttırdığımız takdirde, peynir altı suları ile beraber fermentasyon yapmayı öğrendiğimiz müddetçe bence daha sağlıklı hallere geleceğiz yani. Hüseyin Hocam, bana sorulan bir soru var idi. Sizden kopya almak için size yönelteyim sosyal medyada. Huzursuz, şöyle diyor aynı, huzursuz bacak sendromum var, ne olur yardım edin şeklinde soruyor. Tabii ki, çok çok bu basit o. Bakın, Yeşil Temel Hoca'nın, ünlü diyetisyen Yeşil Temel Hoca'nın bir lafı var, çok seviyorum. Başınıza gelen trafik kazası dışında, başınıza gelen bütün otoimmün hastalıkların sebebi geçirgen bağırsağınız. Huzursuz bacak sendromunda da aynı şekilde magnezyum eksikliği. Ama neden magnezyumunuz eksik? Çünkü o hani demiştik ya, tie junction'ların arası açık, geçmemesi gerekenler geçiyor, geçmesi gerekenler de geçmiyor. Vücudunuz magnezyumu istemeden kaybediyor. Ve kaybettiği için de, tamam mı, siz magnezyum alamadığınız için akşamları özellikle o dengeyi kuramıyorsunuz ve huzursuz bacak oluyorsunuz. Çok güzel bir GAPS beslenmeyle, o bağırsak duvarınızı bitkisel yağları içerekten, o hani bilüsler dedi ki onlar biraz yattılar sizde, tamam mı? Onları tekrar eski haline getirip çok sağlıklı yağları içerek 3 ile 6 ay içinde bundan kurtulabilirsiniz. Ama beslenme, tamamen beslenme. Bir de bu hasta süt ve unu gene bırakacak. Yani her şeyde bir eliminasyon yaparken süt ve unu mutlaka bırakmamız gerekiyor yani. Yani tedaviyi sadece tıp anlayışıyla ilaç kullanarak, sıpla, onu sentetik yerine doğal koyarak tedavi gerçekleştiremiyoruz. Yani hep mutlaka diyorum ya, yani zaten homeopatide de bu. Yani Sebahati Hocam'ın kulakları çınlasın, artık dünyaya eskisi gibi bakmayacaksınız demişti. Yani gerçekten hiçbir kişiye artık eskisi gibi bakamıyorum. Fonksiyoneli işte kendi kendime öğrendim, şeyi, mikrobiyotayı kendi kendime öğrendim ve ben o kadar çok makale okurum ki, yani bunu birkaç firma da kabul eder, yani ürün müdürleri kadar makale okurum çünkü bunu başka türlü, hani siz de biliyorsunuz, kitaplar belli bir yere kadar ve kitaplar iki sene sonra eskiyorlar bile, yani bilgiler eskiyor. Makale takip etmeden bunu şey yapamıyorsunuz. Yapılan fibromiyaljide yapılan çalışmalar var gerçekten. Huzursuz bacakta da, fibromiyaljide de mutlaka bağırsak duvarını düzeltip, onlarda da mesela Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus ruteri, huzursuz bacakta etkili olan iki bakteri, ismi de saymış olayım ben size. Çok etkililer ama önce dediğim gibi o geçirgenli, yani siz ilistire su koyup taşıyamazsınız. Yani önce ilistiri bir tamir edeceksiniz. Yani ilistiri kapatacaksınız, ondan sonra su yükleyeceksiniz ona. Havuzunuz delikken su dolduramazsınız. Yani o geçirgen bağırsağı bir düzelteceksiniz, ondan sonra tedaviye geçeceksiniz. Yani mekanizmayı tam sağlıklı işler hale getirdikten sonra onun üzerine. Aynen.
Hep denge, hep denge. Yani hep bunu anlatıyoruz. Ne uçta olacaksınız, ne aşağıda olacaksınız. Hep o dengede kalacaksınız. Bütün her şeyde böyle dengede kalacaksınız. Yoksa yani mesela her şeyi çok düzgün yaparsınız ama kişinin iç huzurunu, huzursuzluğunu bir türlü çözemezsiniz. Onda da mesela bach çiçeklerinden çok faydalanıyor. Yani kişinin geçmişteki affedemediği travmalarını çözmedikten sonra, bunlarla yüzleştirmedikten sonra, doğru beslemedikten sonra, doğru probiyotiği vermedikten sonra onu asla dengeye getiremiyorsunuz. Mutlaka şeyde olması gerekiyor, bir dengede olması gerekiyor. Hocam bir 10 dakika daha kullanmak istiyorum sizin vaktinizden. Tabii, sorun yok. Bir izleyicimiz spiker ile İBS bağlantısı var mıdır? Nikel plan sayılı mı? Ürtiker ile kesinlikle vardır. Ürtiker ile irritable bağırsak sendromu arasında bağlantısı var mı? Kesinlikle, kesinlikle. Bakın şimdi bu gevşeklik var dedik ya hücreler arasında. Şunu şöyle düşünün. Tamam mı? Normalde böyle olması gereken, böyle olması gereken sıkı bağlar. Şu şekilde açıldığı anda işte burada sızdırma, sızdıran bağırsak İBS yani. İBS'de gerçi birazcık daha kalın bağırsakta olması gereken bakteri yoğunluğu ince bağırsağa doğru akım yapıyor. Orada bakteri çoğalması kaynaklanıyor ama onun da gene sebebi geçirgen bağırsak oluyor. Yani geçirgen bağırsağınızda bu tight junction'ların arasını sıkılaştırmadan ürtikeri düzeltemezsiniz. Ürtikerde de zaten ya bir ağır metaliniz geçmiş oluyor ya bir toksin geçmiş oluyor. Ona karşı vücudunuzun vermiş olduğu bir tepki. Yani siz hamur yemeye devam ederek, şeker tüketmeye devam ederek, süt ürünleri tüketerek bu şeyi sadece kortizonlu kremi sürer o anda ya da kortizon iğneyle o anda geçici geçirdiğinizi sanırsınız. Ama 6 ay sonra, 1 yıl sonra daha şiddetlenerek önünüze gelir yani. Buradan kurtulamazsınız. Mutlaka doğru beslenmeyi hepimiz öğrenmek zorundayız sağlıklı yaşamak adına. Belki yine bağırsak geçirgenliğinin bozulmasına bağlı ortak bir etkinin sonucu zannedersem hocam. Hashimoto soruluyor. Hashimoto tiroidi. Az önce söyledim aslında dinlememişler. Yani bağırsak geçirdiğiniz zaman ilk saldırdığı organ tiroid bezidir. Hashimoto'dur zaten. Yani Hashimoto'da baktığınız zaman zaten kesinlikle geçirgen bağırsak var ve geçirgen bağırsağı düzeltmeden Hashimoto'yu bitiremezsiniz ömür boyu. İlaca mahkum kalırsınız ve her geçen zamanda da ilaç dozunuzu arttırırsınız, azaltmazsınız. Hep her sene işte 25'likten 50'ye, 50'den 75'e, 100'e doğru devam edersiniz. Bu sefer tiroid beziniz devamlı saldırıya uğradığı için anti-TPO'larınız da yükselir. Ve ilk saldırdığı organ, ama ben hep diyorum ki Hashimoto'da yakaladınız. Yakalamadınız bu sefer içeriye saldıracak. Daha farklı organlarınıza saldıracak. O yüzden geçirgen bağırsağınızı tamir etmeyi öğrenmek zorundasınız. Biz Samsun'da da endokrin hastalıkları uzmanı doktor arkadaşla beraber hatta geçen dedim ki hocam artık oturup şunun protokolünü beraber bir yazalım. Şey olsun önümüzde bir listemiz olsun karşılıklı inşallah. Yani Samsun birazcık daha şanslı bu konuda. Çünkü doktor arkadaşlar da sağ olsunlar ilgililer. Ben de ilgiliyim. Beraber yol almayı çok seviyoruz. Evet, birlikte iş yapmayı. Ben de hocam bu protokolümüzden kopya çekmek isterim doğrusu. Hemen yapar yapmaz evet. Gönderilmiş merak etmeyin ama biraz tabii olsun. Şöyle kişiye göre de yapıyoruz ama genel hattını çizelim dedik. Yani genel evet. Hattını bir çizeceğiz çünkü siz de biliyorsunuz Hashimoto selenyumsuz olmaz. Hashimoto Lugol solüsyonsuz olmaz ama sonrasında biz iç kısımları da yapalım istiyoruz. Yani hani bir diyetisyen arkadaşla falan da oturup hani yaklaşık kaç ay bu diyeti uygulayacaklarını falan bir çıkartalım şey yapıyoruz. Ya yani bu konuda evet Samsun çok güzel. Yani herkes elindeki taşları dökmek için şey yapıyor. Fırsat yani mutlu oluyor. Güzel oluyor yani. Ki İstanbul'da da böyle çok çok kalite doktor arkadaşlarımız, diyetisyenlerimiz var. Harika oluyor yani. Hı hı. Evet, bu hekim eczacı işbirliğine çok ihtiyacımız var gerçekten. Çok. Hekim eczacı işbirliğine. Hocam bir izleyicimiz Parkinson hastasıyım. Nasıl beslenmeliyim diye soruyor. Bu hususta ne önerelim?
Parkinson'da da gene, yani Parkinson'da biliyorsunuz tip 3 diyabet olarak artık kabul edildi. Yani aynı bir diyabet hastası nasıl besleniyorsa bence bu kişinin insülin kullanmasa bile şekeri ve şeker ürünlerinden uzaklaşıp daha sağlıklı yağlar tüketmesi. Türkiye'de beyin bağırsak bariyeriyle alakalı iki tane çok kaliteli ürün var. Bakın, beyin bağırsak aksını düzenleyen iki firmanın iki ayrı ürünü var. O ürünleri de doktorunuzun onayıyla beraber kullanabilirsiniz. Çok faydasını göreceğinize inanıyorum ama başta Parkinson'da şekeri, gene şekerli meyveyi, sütü, yoğurdu bırakmanız lazım. Uzunca bir dönem bırakıp çok ciddi şey beslenmeniz lazım. Parkinson'dan geri dönüşler var. Hiç merak etmeyin. Yani bu konuda güzel literatür çalışmaları var. Ben yanlış anlamazsanız bu tarz hastaları fonksiyonel tıp uzmanlığını almış doktorlarla yol almalarını tavsiye edeceğim. Yani hani isim vermeyeceğim. Kendileri bulabilirler. Derneğin sayfasına girdiklerinde mutlaka kendilerine en yakın doktoru bulabilirler. Zaten benim telefonda yaklaşık bir 10 dakika önce müsaade verecek şarjım sizlere. Hocam probiyotik dışı bir konu sorulmuş. Siz de zaten hem eczacı yönünüz hem de bütüncül tıp uzmanısınız. Magnezyum biliyorsunuz şu anda çok popüler. Ama çok formları yaygın. Hangi formu? Herkes hani magnezyum soruyor. Aynen bu da çok artık sorulmaya başlandı yaygınlaştığı için. Hangi formu kullanmalıyım diyor. Sitrat, malat, glisinat. Ama neye ihtiyacı var? Yani şeker hastası mı, diyabet mi, hipertansiyon mu, işte gene geçirgen şey mi, huzursuz bacak sendromu mu? Yani benim Instagram sayfamda ben bunları tek tek yazmıştım. Uzman eczacı Ürcan Karaman diye gidip bakarlarsa o sayfada şey yapabilirler. Bazı formlar Türkiye'de yok. Yani çok özel formları biz şeyden getirtiyoruz, yurt dışından kendi kullanımımız için getirtiyoruz. Onları da şey yapabilirler ama son süreçte çok kaliteli şeyler çıktı, ürünler çıktı. Onlardan kullanabilirler. Yani hangisi eksikse, çünkü kabızlık için olan formu ayrı, şeker hastalığı için olan formu ayrı, fibromiyalji için olan formu ayrı. Yani onları şey yapabilirler, bakıp yani sayfada da tek tek yazılmıştı, oradan bakıp. Evet, o sosyal medya hesabınızdan bunu detaylı görebilirler. Paylaşıyorum. Zaten şey yok, çiçek resmi yok, böcek resmi yok. Tamam, arada bir iki şey resmi varsa, doğa resmi varsa vardır. Onun dışında hep bilim var. Beni takip eden 4700 kişiye de çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar can sıkıcı bir sayfayı takip ettikleri için sağ olsunlar. Tabii. Hocam bu kısa sürede izleyicilerimiz sizden bu kadar bilgi alabilirler ama Derya gibi bilgiler inşallah sizin sosyal medya hesabınızdan tavsiye etmiş olalım. Hem takip etmiş olsunlar hem de doyurucu bilgiler almış olurlar. Bir izleyicimiz hocam sigarayı bırakalı 7 ay oldu. Hala bir de bağırsak sorunlarım geçmedi diyor. Ama mide bağırsakta sigaraya var. Yani bağlamış oluyor. Bence yanlış bir düşünce. O psikolojisi yerine oturmadığı için, işte serotoninleri yükselemediği için. Bence serotonini yükseltecek probiyotiği kullanırsa onu da atlatır yani. O şu an hala mutlu olamamış anladığım kadarıyla. Sigaranın hala yoksunluk sendromlarını çekiyor. Biraz benim konumdan farklı bir soru oldu. Ona bu kadar cevap vermiş olalım. Evet ama o kadar bir de bağırsak sorununu bir tek sigaraya bağlamak herhalde. Bir de hani yaş diyoruz ya, bakın 50 yaş ya da 45 yaşın üstündeyse ara ara probiyotik kullanmalı. Yani oradaki eksilen bakteriyi mutlaka yerine koymalı. Bunun başka türlüsü mümkün değil. Peki. Hocam bu son bölümde şimdi özellikle pek çok hastalığın altında geçirgen bağırsak sorunu yatıyor. Bir de şey bahsetmedik Veysel Hocam, onu da söyleyeyim de. Buyurun. Ben antibiyotiklerin verildiği ilk gün probiyotik önerisinde bulunuyorum. Lütfen siz de çocuklarınızda ve de kendinizde antibiyotik kullandığınız anda, ben her şeye karşı bir garanti alayım, şu telefonu bir şarja takayım.
Tamam. Evet. Tamam. Şimdi antibiyotik kullanmaya başladınız ya, antibiyotik kullanmaya başladığınız an itibariyle hemen probiyotiğe başlayın. Evet. Ve antibiyotik bittikten birkaç gün sonrasına kadar, çünkü hepimiz biliyoruz antibiyotiklerin yarılanma ömrü var, hemen vücudu terk etmiyorlar. Orada da şey yapın, 2-3 gün daha probiyotiği mutlaka kullanın. Antibiyotiklerde etkili iki tane bakterimiz var. Lactobacillus, Rhamnosus, GG ve gitti. Acidophilus. Yok. Bolerdi. Bolerdi. Evet. Tamam. Onu mutlaka şey yapın, kullanın. Çünkü o şey yapıyor. Bunu hep şöyle anlatıyorum. Sizin iyi bakterilerinizin kalkanla kaplandığını düşünün. Böyle bir kalkanı getiriyoruz, iyi bakterilerinizin önüne koyuyoruz ve tüfekle bütün vücudu tarıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Kalkanın arkasındaki sizin sağlıklı bakterileriniz yaralanmıyorlar. Hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar, ölmüyorlar. Ama kötü bakterileri kurşunladığımız için onları öldürmüş oluyoruz. 14 günle 2 yıl içinde bakterinin, yani kullanılan antibiyotiğin çeşidine göre 14 yıl ve 2 yıl içinde tekrardan aynı bakteriler anca yerine konabiliyor. O yüzden çocuklarına ben 50 bin nüfuslu bir ilçede bunu öğrettim insanlara. Artık direkt kendileri istiyorlar probiyotik vermediniz falan gibi. Mutlaka bir probiyotik alıp bir probiyotik eklemesi yapın. Ki hani vücudunuzun yani önemli olan dışarıdan koymaktansa kendi bakterimizi kaybetmemek, kendi bakterimizi hani daha sağlam bir şekilde yaşamak. O yüzden şey yapın, mutlaka bir probiyotik takviyesi alın. Buyurun hocam. Probiyotiklerin yan etkisinden bahsedebilir mi? Probiyotiklerin yan etkisi. Şöyle, mesela insan kaynaklı değilse ya da sizin yapınıza uygun değilse yan etkiden daha çok, işte hani az önce de bahsettim bir şimdi oradan gidip kötü bakteriyi söküyor, tamam mı? Zaten orada aşırı bir bakteri çoğalması var IBS'de falan. IBS'de işte doktorun eşliğinde rifampisin gibi bir antibiyotik kullanıp önce kötü bakterilerin temizlenip sonra probiyotiğin verilmesi lazım. Yani bazı bizim akıllı danışanlarımız kendi başlarına IBS tedavi etmeye kalkıyorlar. Bence yan etkiler işte o zaman çıkıyor. Yani o zaman olabiliyor. Bir de piyasada maalesef çok kaliteli olmayan ürünler de var. Yani bu Tarım Bakanlığı'ndan falan ruhsat almış bazı ürünler var. Onları da şöyle anlatayım. Şimdi bazısı Fransa'da paketleniyor, geliyor Türkiye'ye. Bir kısmı da galonla geliyor, bildiğiniz bidonlarla Türkiye'ye geliyor, bir yıl bekliyor. Bir yılın sonunda paketleniyor ve Türk piyasasına sunuluyor. Bunlarda yan etki görmeniz mümkün. Yani mümkün değil diye bir şey değil, mümkün. Çünkü o bakterinin çoğu zaten ölmüş durumda ve ölen bakteri de size hani toksik etki falan yapabilir yani. Hayır, faydalı da olabilir ama toksik etki de yapabilir. O yüzden daha kaliteli ürün kullanmaları lazım. Yani bir tık daha böyle kaliteli ürünlere şey verirlerse, yer verirlerse daha sağlıklı olacak yani. Tabii burada kaliteli ürün adını tüketicilerimizin bilmesi zor ama eczacılarımızdan özellikle yönlendirme almaları doğru olur herhalde. Meslektaşlarımızın da biraz daha probiyotiklere makale okuyarak eğilmesine fayda var diyeyim hocam. Şimdi şöyle, Kasım ayında mesela Sivas Eczacı Odası bir talepte bulundu. Sivas Eczacı Odası'na bir eğitim planlaması yapıyoruz. Orada daha böyle derin gireceğiz. Tabii bugünkü gibi değil yani. Daha derin, işte hangi hastalıkta hangilerini önerebileceklerini falan tek tek anlatacağız. Bu işi evet çok iyi anlatan hocalarımız var ama bence bizim meslektaşlarımızda da bizim gibi, sizin gibi eczane pratiği olan kişilerin anlatması daha farklı olacak. Yani gözlemleyerek, çünkü hani ben hemen hemen her ürünü başta kendimde denerim. Yani bir hani hastaya verdiğim zaman reaksiyonunu, şeyini falan görebilmek için hemen hemen hepsini kendimde denemişimdir yani. Çünkü hani hep söylediğim bir şey var. Probiyotin fazlası ne olur? Çöpe gider, atılır. Çünkü vücudunuzda zaten reseptör sayınız bellidir. O daha fazlasına bağlanamaz yani.
O yüzden aldığınız probiyotik sizin işinize yaramayacaksa vücut onu zaten atacaktır, hiç korkmayın. Yani mutlaka bir şekilde şey yapacaksınız, elimine edeceksiniz. O yüzden kullanmak da korkulacak bana göre bir ürün değil, ama tabii vücut hazır değilse, bağırsak hazır değilse ister istemez onları şey yapmamız gerekecek. Hazırlamamız gerekecek. Yani profesyonel ellerle kullanmamız lazım. Şimdi bu ne diyorlar onlara? Ev hanımlarının sattığı markalar var. Onlar da probiyotik çıkartmışlar. Network ürünleri, evet. Network ürünleri, aman Allah'ım diyorum ki yani ben bu kadar bu işin içinde biliyorum. Artık eğitici haline geldim. Ben şurada bir doktor kontrolü olmadan probiyotik vermeye çekinirim. Hani çok basit işte ishal gibi bilmem ne kabızlık gibi durumlar dışında. Ama ev hanımları probiyotik satıyor. Valla alana da maşallah, satana da maşallah. Yani başka yapacak bir şey yok yani. Eyvallah. Hocam bir izleyicimiz o şekilde sormuş. Son bahsettiğiniz gibi bir uzman gözetiminde mi almalıyım probiyotikleri diye. Kesinlikle. Yani bilmeden mesela sizin bağırsağınızda bir yara olduğunu düşünün. Yani biz hep sorguluyoruz diyorum ya. Sorgulama esnasında zaten yaranız kendini belli edecektir yani. Ya da bizi aşan bir durumsa mutlaka bir uzmanına gönderiyoruz sizi. Eğer yara varsa o probiyotin biz şeye geçmesini istemiyoruz. Bakın şu an organlarda nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Anlatabildim mi? O yüzden mutlaka bir sağlık çalışanıyla, yani bir diyetisyen, bir doktor, bir eczacı gözetiminde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hatta üçünün birlikte olduğu bir şey bulabiliyorlarsa çok çok daha etkili. Beraber çalışan bir grup bulabiliyorlarsa çok daha etkili oluyor, ama şey yok. Şimdi probiyotik kullanımı tabii hekimlerimiz arasında da yeterince yaygınlanmış değil. Çoğu hekimimiz probiyotikler yazmıyor, reçete etmiyorlar. Bilim insanları mezun olana kadar o kadar çok eğitiliyoruz ki sanıyoruz ki her şeyi öğrendik. Ben şimdi Ankara'ya probiyotik toplantısına gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum. İşte Samsun'da sağ olsunlar diyetisyenlere daha çok önem veriyor firmalar. Neden? Çünkü diyetisyenler reklam da yapabiliyorlar, firma ismi de söyleyebiliyorlar. Bakın deminden beri biz iki serbest eczacı olduğumuz için hiçbir ürünün ismini söyleyemiyoruz. Çünkü bizim bağlı olduğumuz odalar ve bakanlık buna müsaade vermiyor. Onlara tabii doğal olarak daha çok yatırım yapıyorlar. Sağ olsunlar benim de merakım bildikleri için beni de çağırıyorlardı. Eşim hatta takılmaya başladı. Ya sen dedi üniversiteden eksik mi mezun ettiler dedi. Yani devamlı şeydesin, toplantılardasın. Ama bunlar alınmadan mesela bir diyetisyenden de probiyotik dinlemek lazım. Bir tıp doktorundan da probiyotik dinlemek lazım. Ben hepsinden defalarca dinledim ve bana hepsi mutlaka bir şeyler kattı yani bu katmanın sonucu. Ve ben bir kez daha Hülya Kayhan'a çok teşekkür ediyorum. Ben her grupta işte mikrobiyota şöyle vermelisiniz, böyle yapmalısınız diyen kadındım. Beni dedi ki senin artık sahne zamanın geldi, seni sahneye atıyorum dedi. Ve böyle şey yaptı, ortaya attı. Sağ olun siz de değer verdiniz böyle güzel bir toplulukta. Estağfurullah. Biz çok mutlu olduk hocam. Çok onur duyduk davetimize katılmanızdan dolayı. Son iki soru muhtemelen. Bir tanesi şey hocam, midemde şişkinlik ve gaz sorunu. Çok çok fazla eczanemizde karşılaştığımız probiyotikler. Sadece gaz sorunu mu? Şimdi bunları tek tek test etmek lazım. Önce bir nane yağı vermek lazım. Mesela bir nane yağını zeytinyağının ya da kudret narı yağının içinde içirip bir gözlemlemek lazım. Hani doktora gitse daha iyi, ama gitmiyorsa yapmamız gereken şey bu. Bir de biz burada bahsetmedik. Probiyotikler kadar çok önemli ve bana göre Türkiye'nin en büyük eksiği enzim eksikliği. Bizim vücudun enzimleri vardır. Gene bu mikrobiyota virüslerin orada yaşar, tamam mı? Şeyden bağırsaktan salınır. Gider demiri alır, demire kardeşlik yapar. Onu parçalar, besin içinden alır ve tekrardan hücrenin içine demiri sokar. Buna enzim diyoruz ve bizim besinleri parçalayan ve besinlerdeki işte çinkodur, demirdir, kalsiyumdur gibi elementlerin açığa çıkmasını sağlayan Türk toplumu genetik olarak enzim eksikliğine sahip bir toplum. Bence enzim denenebilir bu arkadaşta. Önce bir enzim verilir. Sonra dediğim gibi bir kudret narı ya da çörek otu yağı ile beraber bir
nane yağı verilir. Çünkü nane yağları direkt alınmaması gereken, mutlaka bir sabit yağ içinde alınması gereken uçucu yağlar. Buna da dikkat etmek lazım. Onu verdikten sonra bir gözlemlenir. Bir de dediğim gibi dişlerine bakılır. Yani bu hastanın muhtemelen çiğneme sorunu var. Sonrasında da ona uygun ürün önerilebilir, tavsiye edilebilir. Ama önce hani hep dediğim gibi neden gaz alıyorsun? Niçin gaz alıyorsun? Bir de bu arkadaş muhtemelen uzun yıllar şey kullanmış olabilir. PPI yani mide asidini baskılayacak ilaç kullanmış olabilir. Mide asidi yetersizliği olabilir. Yani orada da yavaş yavaş mesela ev sirkesi içirtilerek mide asidinin kendi dengesi tekrardan kurulmaya çalışılıyor. Bu PPI'lar yani başın belası. Mide koruyucular hocam artık ömür boyu kullanılır ilaçlar haline geldi maalesef. Yani bütün doktorlar hiç sorgulamadan ağrı kesici verdikleri anda hemen bir mide koruyucusu veriyorlar ama şöyle ha kullanmadın mı? Ben de kullandım. Bende de reflü vardı. Ama keza gene aynısını söylüyorum. Ben 5 yıldır bu probiyotik olayına başladığım gün itibariyle nane limon paçalı yağlarını tüketip mide kürü yaptıktan sonra paçalı çürüğü, helikobakter pylori'yi parçalama özelliği var. Dediğim gibi çörek otu yağı ile beraber mesela bu dediğim 3 yağ kullandırdığınız anda zaten midenizde kötü bakteri diye bir şey kalmayacak. Ya da kudret narı ile beraber kullandığınızda. Ondan sonra da yani Ramazanlarda mesela şey yapamazdım. Mide ilacı içmeden diyetlenemezdim. Ama ben 5 yıldır son derece çok rahat çiğniyorum da şey yapıyorum da yani hiç ilaç kullanmıyorum. Kullanmamak lazım. Yani bir eczacı olarak bunu söylüyorum. PPI'lar bizi kansere kadar götüren ilaçlar. Lütfen hani kullanıyorsak da belli bir dönem kullanalım. O arada midemizde ne yanlış yapıyoruz onu bulup onu çözmeye çalışalım. Evet. Mide koruyucu ilaçlar için böyle çok önemli bir uyarımız var hocam. Evet. Hocam bir talihsizlik oldu. Sizi duyamıyoruz. Ben izleyicilerimizde. Siz ben duyuyorsunuz sanırım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Onur verdiniz bize. Sizleri tekrar ağırlamak da isteriz. İnşallah gelecek dönemlerde. Kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum hocam. Hoşça kalın.